Evet, herkese günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Ege'de Su Paneli ikinci oturumunu açıyorum. Benim adım Fazıl Apaydın. Ben Ege Üniversitesi'nde kulak burun boğaz profesörüyüm aslında. Ama aynı zamanda Ege Üniversitesi'nin televizyon ve radyosunda başındayım. Ege Üniversitesi radyo ve televizyon olarak Yeşil Üniversite kapsamında biz her sene sosyal sorumluluk projesi gibi çevresel bir konuyu ele alıyoruz. Geçen sene burada Sayın Hocamız var, Ümit Hocamızla beraber jeotermal kongresi yapmıştık. Bu sene su paneli yaptık ve yapıyoruz hala. Her sene bu konudaki çalışmalar sürecek. Evet, ilk sunumu yapmak üzere Sayın Ümit Hocamızı kürsüye davet ediyorum. Efendim, evet, su politikamız ve geleceğimiz. Su politikamız yok ama yine de biz buraya bunu yazdık. Devam edelim. Hemen şimdi baktığınızda hemen hocam arkaya doğru tutarsanız. Tamam. Bakın, basit bir şeyi belirtmek istiyorum. Çölleşme nedeniyle dünyanın 1/3'ünü oluşturan 4 milyar hektar kadar toprak parçasız kullanılmaz durumdadır. 50 milyar dolarları bulan ekonomik kayıp söz konusudur. Halbuki bu işi düzene sokmak istersek eğer 2,5 milyar doların yeterli olduğu söylenmektedir bilim insanlarınca. Irmak göl suları gibi su kaynakları 40 yılda 2 kat daha fazla kullanılır duruma gelmiştir. Bu giderek artacaktır. Nitekim durumu hepimiz birlikte yaşıyoruz. Buradan şuna geçmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü 22 Mart 2002 tarihli Dünya Su Günü'nde somut olarak bir tehlikeyi ortaya koydu. Hepimiz bunu kullanıyoruz. 1 milyar insan su bulamamakta ki 1,5 milyarı buldu şu anda. 2,4 milyar insan ki bu %40'ımızı oluşturuyor, sağlıklı suya erişememekte. 3,4 milyar insanda her yıl su kirliliği nedeniyle sıtmadır, koleradır, falandır, filandır, ölmekte. Bunu Karababa bize öğleden sonra daha, efendim. Nasıl efendim? 3.4 milyon, pardon. Evet, doğru. Evet. Evet. Gelelim su çevrimine. Su çevrimi ya da su döngüsü. Burada belirtildiği gibi eriyen buz ve sular ama en önemlisi benim burada belirtmek istediğim terleme dediğimiz transpirasyon. Transpirasyonun en önemli varlığı yeşil doku. Biz ne yazık ki yeşil dokuyu durmadan yitiriyoruz ve önem vermiyoruz. Onun için bu çocuklara hak vermemek elde değil. İstanbul'dan söz ediyorum. Taksim Gezi Parkı'ndaki olay çok çok değerli bir başlangıçtır. Çok değerli, çok önemli bir ve kutsal bir işlemi yerine getiren bir olaydır. Sahip çıkmak durumundayız. Çünkü bir santimetre kare yeşile ihtiyacımız var. İki türlü. Yeşil terlemezse atmosfer su bulamaz. Aşağıda yeşil olmazsa yağışlar erozyon adı altında her şeyimizi alıp götürür. Devam edelim. Dünya su kapasitesine baktığımızda %97'si tuzlu su, gerisi tatlı su ve onların dağılımları buzdağları, göller gibi. Ama burada bir şeyi de belirtelim. Arktik olan bölgelerde ve buzlar ülkesi olan Arjantin'de buzul erimeleri en üst düzeye çıkmış durumda. Neden? Çünkü 2012 örneğin Amerika'da en sıcak yıl olarak belirlenmiş durumda. İklim konferansında da anlatıldığı gibi, ortaya konduğu gibi. Ve en önemlisi bir başka şey, ısısı, dünyamızın ısısı 2 dereceleri bulan bir artış içine girmiş bulunmakta. Su kaynaklarını ayrıca kilometre küp olarak da ifade etmek istedik. Dünya su olgusuna küresel bir bakış atfettiğimizde, bir bakış olduğunda
2048'de FAO'nun bildirimlerine göre 2048 yılında su kaynakları çöküş içine girecektir denmekte. Biz bunu Karadeniz'le ilgili yapılmış bir araştırmayı örnek olarak verelim de belirtelim istedik. Örneğin her yıl 10 milyon ton inorganik madde, 400 bin ton üzerinde petrol, 500 milyon metreküp evsel atık sadece Karadeniz'e dökülmektedir. Karadeniz'in durumu bu. Aynı şekilde Marmara, Marmara'da biyolojik oksijen ihtiyacının bittiği söylenmektedir İstanbul Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre. Ayrıca bu gelişmelerle birlikte burada görüyorsunuz popülasyonlarda önemli azalmalar, hamsi, palamut, kalkan gibi türlerin azalmalarını görebiliyoruz. Devam edelim. Pardon. Küresel ısınma ve iklimsel değişimler Birleşmiş Milletler'in hemen her toplantısında ele alınmakta. Bu toplantılardan biri İzmir'de geçen ay içinde gerçekleştirildi. Hem Bornova Belediyesi hem Yaşar Üniversitesi ve Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında sürdürülebilir enerji ele alındı. Biraz sonra onun sonuçlarında oradaki yetkilinin sözlerini size belirteceğim. Bildiğiniz gibi 1993 yılında Dünya Su Günü olarak 22 Mart belirlenmiş idi. Ama ne yazık ki o yıldan bu yana, çünkü bütün önemli şeyleri mutlaka bir yıl adına getirmek isteniyor ki sahip çıkılsın, su olgusu da öyle. Fakat o yıldan bu yana dünyadaki su kaynaklarındaki azalma, kirlenme giderek artmakta. Hesabı aşağı yukarı yapılmış. Türkiye'de burada fakir mi zengin mi temin de görüşüldü. 1000 metreküpten az kullanılabilir suyu olan kişi başına su fakiri ülkeler olarak geçiyor. 2000 metreküpten daha az olanlar kişi başına kullanılabilir suyu, suyu az olan ülkeler sınıfına giriyor. Biz şu anda öyleyiz. 3000-5000 metreküp ki bu Avrupa'daki durum. O yeterli suya sahip ülkeler, 8000 ve üzeri de zengin suyu olan ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada bu zengin ülkeler sınıfına giriyor. Biz burada görüyorsunuz 1400 aşağı yukarı 1430 metreküp kişi başı kullanılabilir su miktarına sahibiz. Bu durumu şöyle grafiklerle de özetleyecek olursak eğer, bakın burada kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı var ve 2030 yılında 1100 metreküplere inecek. Yani biz de su fakiri ülkeler durumuna gireceğiz. Nitekim bunu bugün için Orta Anadolu'da yaşamaktayız. Dünya su yönetimine bağlı olarak Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu sınır aşan su yollarının ve uluslararası göllerin korunması ve kullanılması ile ilgili 1992 Helsinki Su Sözleşmesi ortaya koyuyor. Ve bakın o sözleşmeye göre bu maddeler sıralanıyor. En önemlisi de ekosistemler korunarak kendisini yenilemesine izin verilmelidir. Buna bağlı olarak sistem risk tahminlerini ve acil önlem planlarını içermelidir. Bu Karadeniz'e HES'lerin ardı ardına yapılmasını durdurun demektir bu madde. Eğer daha başka sözleşmelere bakacak olursak, yalnız dikkatinizi çekerim, sınır aşan sular, bu bizim başımızı çok ağrıtacak politika olarak gelecekte. Avrupa Birliği Su Yönetmeliği 2015 yılına kadar Avrupa Birliği ülkelerinin su kaynaklarının sürdürülebilir iyi su statüsü, good water status, gevurcası öyle, ulaşmasını hedeflemektedir. AB'ye üye olmayan komşu ülkelerde, biz öyleyiz, iyi su statüsüne geçmek için belirli bir tarih öngörmemişlerdir ama
durmadan kaşımaktadırlar bizi. Kimsenin haberi yok. İstanbul'da Akdeniz ve çevresi su kullanımı toplantısı yapıldı. Biliyorsunuz ayrıca tabii ikincisi de gerçekleştirdi. Nuri Hoca belki biraz daha sonra anlatır. İstanbul'daki su konferansları ikincisi de gerçekleştirildi. Devlete özgü olarak. Ama bir sorunumuz olarak bizim bu devam ediyor. Bizim müdahil olmadığımız çalışmalar sürdürülmekte. Akdeniz Birliği, sınır aşan su konseyi, bir de Fransa'da kurulan Dünya Su Konseyi. Fransa'da kurulan Dünya Su Konseyi, su yönetimi hatta konseyi, hep üstünde durduğu bir şey var. Siz kullanıp oraya getirecekler. Siz topraklarınızı, yani biz ya da bir başkası, topraklarınızı ve suyunuzu tam kullanamıyorsunuz. İzin verin, biz bu yönetimi ele geçirelim. Biz bunlara karşı ne yapıyoruz? Tabii bizim özellikle Ergene Meriç, Aras Kura bizden çıkıyor. Gürcistan'ı dolaştı. Gürcistan'da kirleniyor. Azerbaycan'da tarım sulamaları yapılıyor. Kura nehriyle. En önemlisi de Fırat ve Dicle. Sabahki oturumda bir hocamız bunu ayrıca belirtmişti. Ve bunlara bağlı olarak 2012 yılını gıda güvenliği ve su yılı ilan etti Birleşmiş Milletler. Aynı şekilde 2013 yılı ise Uluslararası Su Dayanışması yılı olarak belirlenmiştir. Bu durumda suyun stratejik bir varlık olduğunu artık hiç bilmemekten yana bir tavır konmamasını gerektirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi arada toplanıyorlar ya bu G8'ler, o G8'lere hep ben öyle diyorum, S8'ler aslında, sömürgen 8'ler. Çünkü bunlar yaptıkları işlerle dünyadaki kaynakların, su da buna dahil, %80'ini kullanır durumdalar. Kalan %80, %20 kaynak da geri kalan %80 dünya toplumunun kullanımına sunulmaktadır. Onun için Afrika açtır, onun için Asya'da açlık sürmektedir ve devam da edecektir. Burada ülkemizdeki bir duruma da değinelim istedim. 3000'in üzerinde belediyemiz var biliyorsunuz. Şimdiki duruma göre. Büyükşehir, bütün şehir oldu biliyorsunuz. Ama bu fark etmez. 415'inde kentsel atık su arıtma tesisi olduğu bilinmektedir. Bazıları da bunun bypass yapıldığını söylersek durumu daha açıklamış oluruz. Türkiye'deki duruma şöyle bir baktığımızda özellikle hızlı geçiyorum zamanı iyi kullanabilmek için. Karadeniz bölgesindeki HES uygulamaları korkunç uygulamalardır. Planlı programla ele alınıp düzenli bir biçime sokulmak, bazılarından vazgeçilmek durumundadır. Karadeniz'in o kırmızı benekli balıkları o fırtına çayında, çağlayanda bulunmamaktadır. Doğurmuyorlar, gelmiyorlar. Çünkü antropolojik çalışmalar bunları geriletmiştir. Madencilik alanında yeni bir takım arkadan dolanmalar vardır. 5177 sayılı madencilik yasasındaki yapılan değişikliklerle hep söylediğim gibi bir madenci isterse Sayın Gül'ün evinin altını da oyabilir. Yani burada maden var ve 15 gün içinde de onun sonucunun alınması gerekir. Bizim yöremizde hemen söyleyelim, Manisa Gördes, Çaldığı Nikel Madeni, İzmir Efem Çukuru, Ovacık, bütün bunlar şu anda suyun en tehlikeli etmenleri durumuna gelmiştir. Hiç haberiniz var mı bilmiyorum, 780 bin ton galiba bir kazan götürüldü Gördes'e. Sülfürik asit fabrikası kuruluyor, nikel madenine sülfürik asitle yıkamayla çünkü onu elde edecekler. Bu hala 2 saatte 1 kilometre gidebiliyormuş. İzmir'den geçirilmedi. Böyle yoğunlukta bir çalışmanın içindeyiz. Evet. Hemen sıralayı verelim. Temin gıdadan söz ettik. Evsel kullanımlar %15 civarında. Sanayi %15. Ama en çok kullanan %70 üzeri tarım sektörü. Tarım sektörü ama yine sanayiye göre gene çok namuslu. Çünkü attığını biliyorsun, kalanı biliyorsun.
Bir başka şeye sırf örnek olsun diye, 1 kilogram et için 15 kilogram su, 1 somun ekmek için 330 litre su, 1 kilogram makarna için 1900 litre su gerekmektedir. Ama bu durumda şu anla görüşülmesi gereken, önümüzdeki haftada belki ertelendi, biliyorsunuz tabiatı korumama yasası da var. O yasada ertelendi. Devletin kendi sularını özelleştirdiğini biliyoruz. Suyun kullanıma yönelik bir meta olduğu, artık parayla alınıp satılabilir bir duruma geldiği söyleniyor. Ve yeraltı sularının 49 yıllığına devredilmesinden TUMOP bunları bir dizi halinde hükümete bildirdi ama henüz karşılığını almış değil. Biraz önce biyoçeşitliliği koruma yasasından söz etmiştim. Türkiye'de 2002 yılına kadar 4500 madene izin verilmişken bugün 45.000 madene izin verilmiş, hatta daha fazla. Sadece Karaburun Yarımadası'nı söyleyelim. Şu anda 680 tane madencilik ruhsatı almış durumdadır. Birçoğu da çalışmaya başlamak üzeredir. Son 40 yılda sulak alanlarımızın yarısını kaybetmiş durumdayız. Bunlar aşağı yukarı burada en önemlilerini sıraladık. Ama şöyle bir gezinti yapalım diye hızlıca bu şeyi, su varlığımızla olan ilişkileri hızlıca geçiyorum. Burdur Gölü, Konya Ovası. Konya Ovası'nda Devlet Su İşleri biliyordur, 30 bine yakın kaçak kuyu vardır ve bu yüzden de obruklar, sabah da söylendi, devam etmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi ürün desenindeki değiştirilmelerdir. Amerika'dan kumandayla pancar üretimine geçilmiştir. Pancar su isteyen bir şeydir gibi. Eğirdir Gölü ve popülasyonu, Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü ve Eber Gölü. Eber Gölü Türkmenlerin bir obasına verilmiş attır. Van'daki olay, Tuz Gölü'ndeki durum 90 yılda %85 tükendi. Ayrıca da kirli, biliyorsunuz. Ve Antalya'daki Avlan Gölü sonuca geldik. Sonuç şu: bir kere su politikamız var diyemeyiz. Yok. Varla yok arasında. Evet, çok güzel yasalar var. Su kirliliği yönetmeliği var. Su kirliliği bilmem şusu var, busu var. Derelerin yönetilmesi var. Ama uygulama sıfır. Ve biz ölümüne kalkınma içindeyiz. Enerji diye tutturuyoruz, HES'leri kurmaya çalışıyoruz. Başka şey diye tutturuyoruz, RES'leri kurmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjiye kimse karşı değil. Ama yerinde doğru planlarla, uzmana saygı göstermiyoruz. 15 bin bu ülkede, biraz sonra belki Katahan Hoca bildirir, su ürünleri mühendisi var ama o çocuklar mezun oluyorlar, veterinerlik bilmem yasası, tabiat yasası, bilmem ne yasası derken çocukların yasasını, yetkileri ellerinden alınıyor. Bu birçok meslek grubunda da böyle. Başımızı ağrıtacak en önemli şey, geleceğimizden söz ediyoruz. Orta Doğu su ihtiyacı içinde. Amman'da 24 saatte bir su verilen yerler var. 24 saatte bir. Bunlar çırpınıyorlar. Suriye ile şu andaki kavgaların ilerisinde başlayacak olan şey sularımızdır. Fırat ve Dicle üzerinde birçok anlaşmalar yapıldı. Ama bunların ileriye dönük önemli sorunlar halinde karşımıza geleceğini söyleyelim. Evet, daha önce de söyledim. Avrupa Su Konseyi, Akdeniz Birliği gibi bizim dışımızda kurulup da bizim içimizden elemanların sürüklemediği bir takım kurumlar bizim su yönetimimizi ele geçirmek durumundalar. Buna özen göstermeliyiz ve suyun hak olduğunu bildirmeliyiz. Devlet bunu böyle koymalı. Su alınıp satılan bir meta halinden çıkarılmalı. Çünkü enerji, şu bu, her şey istenebilir. Odum'un çok güzel bir lafı var, ekolog. Diyor ki enerjiyi şuradan buradan bulursunuz. Ama suyu 3 gün sonra bitersiniz diyor. Su. Su olmadan enerji hiçbir işe yaramaz. Evet. Böyle eğer davranmazsak Aral Gölü'nün haline bütün Türkiye dönebilir. Saygılarımla.